Merhabalar sevgili arkadaşlar. Bu hafta sizlerle sentence completion yani cümle tamamlama soru tipini çalışacağız. Yine nelere dikkat etmemiz gerekir? Bu soruda ne önemlidir? Önceliğimiz neler olmalıdır? Bunları çalışacağız. Akabinde de örnek sorular çözüp dersimizi bitireceğiz. Buyurun öncelikle nelere dikkat etmemiz gerektiğine bakalım. Bu soru tipinde öncelikle bizim için soru kökü önemli. Soru kökü tam cümle mi? Eksik cümle mi? Devrik cümle mi? Eksik dizilimli bir cümle mi? Bunlara dikkat etmemiz lazım ki nasıl tamamlayacağımıza dikkat edelim. Akabinde ana cümle, yan cümle ve bağımsız cümle de olabilir soru kökümüz. Ana cümle ise bir yan cümle ya da bağlaçlı yapıda bir cümle lazım. Yan cümle ise onu tamamlayacak bir main clause yani ana cümle lazım. Bağımsız cümlelerse bunu bağlayacak bir bağlaç, doğru bağlaç yapısı lazım. Zaman uyumu var mı? Genel olarak iki cümle arasında zaman uyumu arayacağımız için illa bu tenslerin birbirleriyle uyumlu olması gerekmiyor. Meaning açısından da zaman uyumlu olması gerekiyor. Buna dikkat etmemiz gerekecek. Zamirler ve referans kelimeler benim için özellikle ve özellikle çok önemli arkadaşlar. Burayı yıldızlamak istiyorum. Çünkü bu referans kelimelere bağıntılı olarak ben doğru seçeneği arayacağım. Mesela bir students dediğinde they karşılık gelmeli, he karşılık gelmemeli gibi burada anlam ilişkisi arayacağım. Bu kısım önemli olacak. Cümlenin bir yarısına verilen zamir ya da referans kelimelerin diğer yarısında karşılığı olmalıdır diyor. Evet ben bu karşılığı seçeneklerde arayacağım. Birazdan da örneklerde göreceksiniz zaten. Bağlaçlar, geçiş sözcükleri ve birlikte kullanılan yapılar bunlar iki cümlenin birbirine bağlanmasını, anlam ilişkisi kurulmasını sağlayacak. O yüzden benim için yine çok önemli olacak. Sıfat ve isim cümlecikleri yani mesela bazen bir isimle bitecek ve ben onun bir noun clause'la isim cümlesiyle devam edebileceği ihtimalini vereceğim. Bazense bir isimle bitecek, sıfatla bitecek ya da fiille bitecek ön cümlenin ben bir sıfat olması, sıfat cümleci olması gerektiğini düşüneceğim. Buna göre minik ipuçları tasarlayacağız kendimize. Bu bizim için önemli olacak. Koşul cümlecikleri bağlaç kullanımı ve zaman uyumu açısından önemli olacak. Çünkü if, wish clause'lar biliyorsunuz ki bunlarda devrik yapılar ve kısaltmalar da bir hayli kullanılıyor. O yüzden bizim için yine yıldızlı önemli olacak. Benzer ya da eş anlamlı kelimeler veya kelime tekrarları. Evet aynı şeyden mi bahsediyor paragraf yani cümle diyelim. Bizim için önemli olacak. O yüzden benzer kelimelerin olması, sinonim dediğimiz eş anlamlı kelimelerin olması bizim için yine cevap seçenekleri arasında ipucu olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar birinci örnek sorumuzu görelim ve birlikte çözelim bakalım. As well as the use of hand postures to represent the letters of the alphabet. Evet ne diyor? Olduğu kadar. Ne olduğu kadar? El pozisyonlarını, alfabenin harflerini temsil etmek üzere el pozisyonlarının kullanımını olduğu kadar o zaman burasının bir noun olduğunu, isim olduğunu görüyorum. O zaman burayı tamamlayacak bir main course lazım bize ve konuyla ilişik kurmamız lazım. Ve as well as yapısı bizim için önemli olacak. Çünkü elin pozisyonlarını, alfabenin harflerini belirlemede kullanıldığı kadar dedi. Hand postures bizim için önemli. Bir şey daha ekleyebilmem lazım. Bakalım ne ekleyebilirim? Görelim seçeneklerimi. Most sign languages have been developed independently throughout the world. Evet, dünya üzerinde birçok işaret dili birbirinden bağımsız olarak gelişmiştir. İşaret dillerinin gelişmesinden bahsediyor. Ama biz işaret dilinde kullanılan bir yapıdan bahsediyoruz. O yüzden A seçeneği olmayacak. B seçeneğinde many sign languages are employed mainly by deaf people so as to communicate demiş. Evet birçok işaret dili işitme engelliler tarafından kullanılır iletişim kurmak amacıyla diyor. Ama biz kimin tarafından kullanıldığına değil nasıl kullanıldığıyla ilgileniyoruz. O yüzden B'yi de eliyorum. C seçeneğinde sign languages are not universal and usually cannot be mutually understood demiş. Evrensel olmadıklarından bahsediyor. Yine bizim hand posture yapımızı tamamlayacak bir içeriğe sahip değil. D seçeneğinde sign language is easier to use for preverbal children and people with disabilities demiş.
Evet, ne diyor? Bu da kimler için daha kolay kullanımının olduğunu söylüyor. Evet, E seçeneğinde ise sign language is made up of a system of gestures, mimics and finger spelling demiş. Evet, işaret dilinin nelerden oluştuğunu söylemiş. Evet, biz bunun içine yani jest ve mimiklerin içine hand postures da yani elin pozisyonlarını da ekleyebilir miyiz? Tabii ki ekleyebiliriz. Bu olduğu kadar bu da dediğimiz yapılar birbirleriyle uyuştuğu için doğru cevabımız E seçeneği olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir sonraki sorumuzla devam edelim. As rural and urban lives have become heavily reliant on literacy. Evet, ne demiş? Kırsal ve kentsel yaşamlar ağırlıklı bir şekilde neye bağımlıymış? Okuryazarlığa bağımlı hale geldiğinden burada as bizim için çok önemli. Bu bir reason bildirir bize ve biz ne arayacağız? Cevap seçeneklerinde result arayacağız. O zaman bağlaca da ona göre, cümlenin başındaki bağlaması gereken yapıya da ona göre karar vereceğiz. Bu bizim için harika bir ipucu oldu. Evet, okuryazarlığa bağımlı hale geldiğinden, okuryazarlık da bizim anahtar kelimemiz literacy. Evet, şimdi seçeneklere bakalım. Many students in rural areas are unable to communicate effectively in a foreign language to compared to those in urban areas. Evet, burada bir kıyas var. Kırsal ve kentsel şehirdeki çocukların yabancı dili kullanımı ile ilgili bir kıyas var üstelik. Ama biz kıyas değil, bu iki grubunda yani hem kentsel hem kırsal kesiminde okuryazarlığa bağımlılığından bahsedeceğiz. Bununla ilgili bir sonuç arayacağız. O yüzden A seçeneğini eliyoruz arkadaşlar. Bu sebeplerden etkilenir diye. Hayır, biz İngilizce öğrenimi bir dil öğreniminden değil, yine okuryazarlıktan bahsedeceğiz. Onun sonucundan bahsedeceğiz. O yüzden C'de olmayacak. D seçeneğinde many education programs in schools focus on increasing the number of literate people all over the world. Evet, birçok eğitim programı odaklanmıştır diyor. Neye odaklanmış? Dünya üzerindeki okuryazar insan sayısını artırmaya odaklanmış. Evet, bunun sebebi ne? Yukarıdaki kırsal ve kentsel hayatların okuryazarlığa bağımlı hale gelmesi. Doğru mu? Doğru. Bunun sonucu olarak programlarda buna odaklanılmış olabilir mi? Olabilir. Harika, tamamlar. D seçeneği bir dursun. İyi görünüyor. E seçeneğine bakalım. Education highly depends on the use of language, which is one of the most important means we have as humans. İnsanlar olarak eğitimin öneminden bahsediyor. Biz eğitimin önemini ayrı bir cümle, ayrı bağımsız bir konu olduğunu biliyoruz. Konumuz daha çok okuryazarlık olduğu için E seçeneğini rahatlıkla eleyebiliriz. Doğru cevabımız D seçeneği arkadaşlar. Evet, şimdi gelsin bakalım diğer örnek sorumuz, çözelim arkadaşlar. Even though it is more energy efficient for them to swim underwater than on the surface of the water. Evet, söylediğimiz noktalardan birine geldik. It is more energy efficient dediği nedir? Bu bir. İkincisi, them yine bir referans kelime. Nedir? Bunu ikisinin karşılığını bulmam gerekecek. Yeterince ipucunu aldım. O zaman seçeneklere bakacağım. Ama cümlenin anlamını da şöyle bir es geçmeden düşünelim, olur mu? Neye rağmen demiş, daha enerji tasarruflu olmasına rağmen. Ney? To swim underwater. Yani su altında yüzmek. Neyden? Su üstünde yüzmekten daha enerji tasarruflu olmasına rağmen. O zaman hemen not alalım. Underwater bizim için enerji tasarruflu olan, değil mi? Surface ise enerji tasarruflu olmayan. Buna rağmen diyor, yani underwater suyun altında yüzmeleri daha enerji tasarrufu sağlamasına rağmen diyor. Bununla ilgili konuşursa negatif bir şeyden bahsedecek. Ama surface ile ilgili bir şey konuşursa negatif bir şeyden bahsettiği için ve even though bağlacıyla bağladığı için pozitif bir şey bekleyeceğim. Bakalım seçeneklere. Evet, A seçeneğinde penguins inhale and exhale rapidly at the surface demiş. Penguenler yüzeyde hızlı bir şekilde nefes alır, nefes verirler. Them karşıladı ama istediğim şey nefes alıp nefes vermeleriyle ilgili olumlu ya da olumsuz bir tutumdu. Ama böyle bir tutum göremedim. O yüzden A bir dursun, A'yı istemiyoruz şu an.
Only 5 species of penguin have ever set foot on the Antarctic. Evet, ne diyor? Sadece 5 tür Antarktik'e ayak basmıştır diyor. Penguen türlerinden bahsediyor. Ama bunun yüzeyde veya suyun altında yüzmeleriyle alakası yok arkadaşlar. O yüzden B'yi de rahatlıkla eleyebilirim. C'de penguins dive to depths between 9 and 18 meters demiş. Penguenlerin daldığı aralıkları yazmış, söylemiş. Ama aralıkların pozitif mi negatif mi etkisi var? Bununla ilgili yine bir yorum yok. Ama bizim bir even though bağlacı olduğu için negatif ya da pozitif bir tutuma ihtiyacımız var. O yüzden C'yi de eliyoruz. Penguin wings are paddle-like flippers that are used to swim. Evet, penguenlerin kollarından, kanatlarından bahsediyor. Yüzmeleri için kullanırlar diyor. Ama biz penguenin vücut yapısından bahsetmiyoruz soruda. Ve negatif ve pozitif tutum dedim. İkisinden biri en azından arıyoruz. O yüzden D seçeneğini de eleyeceğim. E seçeneğinde penguins must come to the surface to breathe demiş. Evet, nefes almak için yüzeye gelmeliler. Bu bir zorunluluk. Peki yüzeyde enerji tasarruflu mu idiler? Hayır. Enerji tasarrufu yüzeyde değil, suyun altında daha fazlaydı. O zaman bununla zıt bir durum mu seçenekte verilen? Evet, yüzeye yine de gelmek zorundalar. Tamam, yüzeyde daha fazla enerji harcıyorlar ama yine de gelmek zorundalar dediği. Even though bağlacıyla gayet doğru bir şekilde bağladı. Dolayısıyla doğru cevabım E seçeneği olacak arkadaşlar. Evet, bir sonraki sorumuzla devam ediyoruz. Bakalım sorumuza. Honeybees have a dance move called the waggle dance, which is a clever way of communication among themselves. Evet, bal arılarından bahsediyor. Çok tatlı. Bal arıları ne yapıyormuş? Kendi aralarında bir dans şekilleri varmış. Sallanma dansları varmış. Ve bu dans şekliyle birbirleri arasında bir iletişim kuruyorlarmış. Tam cümle mi? Evet, tam cümle. Which is a clever way of communication among themselves dediği bir clause yapımız var. Ama bu clause'la birlikte zaten ana cümlemiz, main clause'umuz var. Bakalım neyle bağlayacak bu cümleyi? In spite of having an antioxidant that improves brain functions. Ne diyor? Beyin fonksiyonlarını geliştiren bir antioksidana sahip olmalarına rağmen. Ama biz beyin fonksiyonlarından bahsetmiyoruz ki, biz kendi aralarındaki iletişimden bahsediyoruz. Bizim için keyword communication. Ve bu communication'ın sağladıkları bir dance. Devam edelim seçeneklere. So they use their smelly footprints to distinguish the scent of a stranger. Bir yabancıyı nasıl tanımladıklarından bahsediyor. Yine istediğimiz şey bu değil. Onların kendi aralarındaki iletişiminden bahsetmesini bekliyorum. B'yi de eliyorum. Though they love traditional cottage garden flowers and native wildflowers. Evet, şimdi de bize neyden bahsetti bal arıları hakkında? Sevdiği çiçeklerden bahsetti. Hayır, konumuz bunun da olmadığını çok iyi biliyoruz. D'ye bakalım. So that they can tell their nestmates where to go to find the best food source. Ne diyor? Sın diye. Ne yapabilsinler diye? Arkadaşlarına en iyi yemek kaynağının nerede bulacaklarını söyleyebilsinler diye. Söyleyebilsinler diye ne olabilir sizce? Evet, bu communication way, yani bu iletişim yolunu kendilerine bulmuş olabilirler değil mi? Bu bir dursun. D seçeneği güzel geldi. E seçeneğine de bakalım. As they are environmentally friendly and vital for plants as pollinators. Evet, faydalarından, çevreye faydalarından bahsetti ama yine bu da kendi aralarındaki iletişimle alakalı değil. Evet, neden bu dansı yapıyorlarmış, bu tatlı dansı yapıyorlarmış? En iyi yiyecek kaynağının haberini birbirlerine verebilmek için yapıyorlarmış. Dolayısıyla doğru cevabımız D seçeneği olacak arkadaşlar.